Olmayan parayı kullanıyoruz diyen eski başbakan Soyer, ekonomide gelinen noktayı anlattığı bir fıkrayla tarif etti. Evet, Star Kıbrıs'ın manşetinde bu haber var. Bir kasabada kriz çıkmış. Hiç turist kalmamış. Tabii turizmle geçinen insanlar yanıp kavruluyor. Sonra ansızın bir butik otele bir turist gelmiş. Otel sahibi onu büyük sevinçle karşılamış ve geceliğinin 100 dolar olduğunu söylemiş. Turist, bir şartım var, odada 2 saat kalacağım. Eğlenmezsem paramı alıp giderim demiş. Otel sahibi kabul edince turist 100 doları ödemiş. Otel sahibinin kasaba 100 dolar borcu varmış. Hemen gidip borcunu ödemiş. Kasabın da manava 100 dolar borcu varmış. O da onu ödemiş. Manavın bir hayat kadınına borcu varmış. 100 doları o da ona vermiş. Hayat kadınının otelciye 100 dolar borcu varmış. O da onu ödemiş. O esnada turist odasından inmiş. Odasını beğenmediğini, parasını geri istediğini söylemiş. 100 doları geri alıp gitmiş. Yani ne oldu? Ortada para dolaştı. Ama kimseden para kalmadı. Olmayan parayla herkes birbirinin borcunu ödedi. Bizim ekonomimiz bu noktadadır diyor Sayın Ferdi Soyer. Evet. Geçişlere aşamalı izin. Halkın Sesi'nin manşetinde bu haber var. Ve Kıbrıs Türk Oteliciler Birliği Başkanı Dima Çağner şu an gelirlerinin olmadığını belirterek radikal kararlar alınmasını talep etti. Gönyeli'de temizlik seferberliği başlattı Sayın Benli ve huzursuzum korkuyorum haberi Sağlık Bakanı'nın burada da yer aldı. Havadis gazetesi hedef tarih 8 Haziran diyor. Geçişlerin başlamasıyla ilgili güney ile kuzey arasında, ama bu konuda mesajlar da var. Çok tartışmalı bir durum. Şimdi güney ile geçişler başlarsa, Türkiye ile uçuşlar da başlarsa boru olur muyuz? Boruya döner miyiz? Pandemi hastanemiz falan filan, yorum çok yani yapalım. 270 bin euroluk atıl proje bugün, bu da Havadis'in manşetinde. KKTC'de hayvancılık sektörünün geliştirilmesi hedefiyle 2006 yılında AB finansmanıyla hazırlanan süt toplama merkezi projesi 16 yıl atıl kaldı. Evet, 16 yıl, 270 bin euroluk atıl proje. Yazık, çok yazık. Evet. Büyük Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun diyor. Volkan gazetesi öyle yazmış bugün. Akıncı işi bitirdi. Kıbrıs manşeti bu. Hükümet Rum kesimiyle temasa geçmek için yol ararken Cumhurbaşkanı Akıncı Rum lideriyle görüşerek kapıların 8 Haziran'da kısmi olarak açılmasına karar verdi diyor. Yani Akıncı işi bitirdi değil. Bu aslında Akıncı'nın yetkisinde olan bir, yetkisinde değil de görüşemez ki yani. KKTC'de hükümet, güneydeki hükümetle görüşemez ki yani. Öyle bir olay yok şimdiye kadar. Ve Pileliler hapisten kurtuluyor. Kıbrıs manşet bunları yazdı bugün. Tatar'a göre zamanı değil diyor Diyalog gazetesi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin Temmuz'a alınması konusu bugün sarayda masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün sarayda Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Hükümet Ortağı Başbakan Yardımcısı ve HP Milletvekili Kudret Özersay'ın yanı sıra muhalefet parti liderleriyle bir araya gelecek. Diyaloğun elde ettiği bilgilere göre görüşmenin ana gündem maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Çünkü koronavirüs salgını nedeniyle 11 Ekim'e ertelenen seçimin erkene çekilmesi konuşulurken, bugün yapılacak görüşmenin ardından son durum netleşecek. Hükümet ve muhalefetin toplantıda görüşlerini ortaya koyması beklenirken, diyaloğa konuşan Başbakan Ersin Tatar, bu ülkede ekonomiyi rayına oturtmak başta olmak üzere yapılacak çok şey var. Seçim yapmak öyle kolay değil, ekonominin durması anlamına da gelir. Yani ekonomi şu anda koşuyor, aslında duracak. Yok öyle bir şey ama, yani tamamen battos olacağız. Bir markete ait buzdolabının kilidini kırıp 8 lira değerinde 2 kutu kola çalan üniversite öğrencisi
12 bin lira teminat parası ödedi, pahalıya patladı diyor. Muhammed Hüseyin polise yakın bir yerde uyuşturucu transferi yapmaya çalışırken yakayı ele verdi. Ağacın dibine bırakmış. Götür polise ver daha iyi. Evet. Haytam Al-Mukdad 3 gram bonzayı 300 liraya sattı biri ona. Teminatla serbest kaldı. Evet. Serdarlı Gönendere Anayolu üzerinde 3 farklı yere kömür yakıcı atarak yangın çıkaran Osman Billuroğlu mahkemeden özür diledi. Bir anlık öfke dedi. Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağıner 1 Haziran'dan itibaren KKTC genelindeki 111 otelden sadece 30'unun açılacağını söyledi. Moraller bozuk. Ve Güney Kıbrıs Mart ayında turizmden 25 milyon euro gelir sağladı. Rakamlar açıklandı. Bugün bu haberde yer aldı Diyalog gazetesinde. Haberatörün manşetinde korkuyorum başlığı var. Ali Pilli Bakanımız, otel ve plajlar için kriterler hazır. Turizm Bakanı Ünal Üstel, Dima Çağıner'i kabul ederek konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşulları kitapçığını takdim etti. Türksen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin koronavirüs bahane ederek ülkedeki bütün ekonomik sıkıntının faturasını çalışanlara ve emeklilere ödetmeye çalıştığını söyledi. Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada hükümetin kısmi mesai ve ücret desteği ile ilgili konularda günde 2 defa karar değiştirerek çalışanlarla alay ettiğini iddia etti. Prensipte anlayış birliği var diyor Detay gazetesi bugün. Yani ikili geçişler konusunda prensipte anlayış birliği var. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KITAMS hemşirelerin görevlendirme ve yetkilerin nakillerinin iptal edilerek kriterlere uygun yapılması talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava dosyaladı. Otelciler radikal karar istedi, Sucuoğlu katkı sözü verdi. Yangın zanlısı Osman Billuroğlu için bir gün tutukluluk. Özyiğit, Cemal Özyiğit, hükümetin görevi çıkmaz yaratmak değil çözüm üretmektir diyor. Ve Ali Pilli, insanlar bu işin bittiğini düşünüyor ama bitmedi diyor. Yeni düzendeyiz. Yeni düzenin manşetinde Mehmet Saydam var. Ekonomist Mehmet Saydam yeni düzene özel açıklamalar yaptı. Acı gerçekleri, yapılan hataları vurguladı. Kral değil, halk çıplak. Görmezden geldiğimiz gerçek tüm çıplaklığı ile karşımızdadır. Klasik bir söz vardır. Birçok kişi devletimiz için bu söylemi kullanır. Artık kral çıplak. Hayır, anne bak kral çıplaktır onun aslında adı. Bu doğru değil. Bu ülkede asla kral çıplak olmadı. Çıplak olan halktı. Toplumun her noktasında ve statüsünde yaşayan bizlerdik çıplak olan. Sadece aynaya bakmıyorduk diyor. Güçsüz ve sürdürülemez bir yapıda olan KKTC ekonomisi genel olarak iflasın eşiğindedir. Bu süreçte yeni kaynakları yaratmak adına şirket birleşmeleri yeni ortak almak olumlu bir adım olacaktır. Hükümet, kamu maaş maliyetlerinde belirli bir süre daha kesintiye devam edip özel sektöre destek sağlamak zorundadır. Ama bu sürdürülebilecek bir yapı değildir. Ekonomik normalleşme Şubat 2021'den önce gerçekleşmeyecektir. Bu tahmin tabii ki bu. Evet, hükümetin özel bankalar üzerinden sağlayacağı 6 ay ödemesiz 12 ay eşit taksitli kredi imkanı oldukça geçici bir çözümdür gibi bir takım saptamaları var. Bireyler zaruri ihtiyaçlar dışında lüks tüketimden uzak durmalıdır. Kim ne der utanırım felsefesinden uzaklaşarak geçici geçim ve hayat standartlarını tekrardan planlamak şarttır. Yeni düzen 4 yıl önce uyarmıştık diyor Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, tam 4 yıl önce 2016 Haziran'ında yeni düzene konuşmuş. Avrupa Birliği projesi olarak ülke genelinde tüm ormanlarda yangınlara karşı kurulan sensörlü kamera izleme sisteminin teknik eleman eksikliği nedeniyle çalıştırılamadığını açıklamıştı. Geçişler aşamalı başlıyor. Eski Orman Dairesi Müdürü İrfan Tansel Demir, personel eksikliği olduğu istihdam yapılmadı ve arızalar giderilmedi demiş bugün. Prensipte anlaştılar, vatanın manşet başlığı bu. İki liderin anlaşması. Güneyde bir yeni vaka, Türkiye'de virüsten can kaybı 4219 oldu, vaka sayısı 153.548.
Sanayi Odası yerli üretime yönelik açıklamaların sözden öteye gitmemesinden üzgün ve öfkeliyiz diyor sanayiciler hükümete öfkeli. Cezaevindekilere bayramda kapalı görüş sistemiyle yakınlarıyla görüşme imkanı sağlanacak inşallah. Otel ve plajlar için kriterler hazır. Pile halkına güzel haber. Pilli ikinci dalga konusunda uyarıyor. Toplam 105 test yapıldı, pozitif vaka yok ama dikkatli olalım diyor. Ve Güneş gazetesindeyiz. Saner yangın çıkaranlara ağır ceza verilmelidir diyor UBP Genel Sekreteri Ersan Saner. Pile için açılım kararı. 1 Haziran'dan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla kuzeye geçişlerin kolaylaştırılmasına karar verildi. Pilli ikinci dalga konusunda uyardı. Ve Dursun Oğuz, bu yıl 700 binin üzerinde ağaç fidanı dikmeyi planlıyoruz dedi. Bunlar da Kıbrıs Postası TV'de yayınlandı. Bu arada belirtelim. Gündem Kıbrıs bugün Gündem Kıbrıs gazetesi internet üzerinden yayınlanıyor. Bizim de yayın yazılarımız orada var. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in anlattıkları, bugün onları yazdık. Karşılıklı geçişler 8 Haziran'da başlayabilir. Uluslararası ilişkiler sadece Cumhurbaşkanlığı üzerinden gitmemektedir diyor Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay. Gündem Kıbrıs'a konuştu. Uluslararası ilişkiler sadece Cumhurbaşkanlığı üzerinden gitmemektedir diyor. Komitelerin aldığı kararlar bakanlıklar ve hükümet tarafından uygun görüldüğü oranda uygulanabilir. Hükümetin BM aracılığıyla yürüttüğü ciddi bir diyalog süreci bulunmaktadır diyor Kudret Özersay bugün Gündem Kıbrıs'ta. Bir başka internet üzerinden yayınlanan gazete Nacak. Nacak bugün tehdit ve şantaj sürüyor dedi. Koronavirüs bahane ederek milyonlarca euroluk kumarhane imtiyaz, izin, ücret ve vergilerini ödemeyen kumar baronları diyor gazete. Şimdi de KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişlerinin serbest bırakılmasını istiyor dedi. Tehdit ve şantaj sürüyor dedi Nacak gazetesi. Bugün bir başka internet gazetemiz Ada basını, Bakanlar Kurulu kararı. Pile'de yaşayanlar 1 Haziran'dan itibaren kuzeye geçebilecek diyor Ada basını. Evet, Yunanistan turistlere Covid-19 testi yapmayacak. Bu da Ada basınında yer alan bir haberimizdi. Bugün sizlerle bunu da paylaştık ve devam ediyoruz Kıbrıs gazetesiyle. Kamuda atamalar, terfiler ve sınavlar durdu. Kamu Hizmeti Komisyonu'nda Mart ayında görev süresi dolan üye yerine henüz yeni bir atama yapılmaması ya da mevcut üyenin görev süresinin uzatılmaması kamudaki birçok atamayı, emekliliği, sınavı ve mülakatı kilitledi. Öğrencilere sağlıksız et yediriyorlardı diyor. Bugün Lefkoşa Türk Belediyesi takibe aldığı Mandıra'ya dün polisle birlikte baskın düzenledi. Sınır kapılarından geçişlerin 8 Haziran'da başlaması öngörülüyor. Pile'de 1 Haziran'da kuzeye koşullu geçişler başlıyor ve emek ve umutlar yok oldu. Ülkemizde son iki haftadır farklı bölgelerde çıkan yangınlar üreticiye darbe vurdu. Yangınlarda 4000 dönüm hasat edilmemiş arazi, toplamda 1000 ton civarı arpa ve buğday, ayrıca binlerce balya yanıp kül oldu. Emek ve umutlar yok oldu diyor. Ve Serdarlı'da 3 farklı noktaya aracından kömür yakacaklarını yakıp fırlatarak yangına sebep olan Osman Billuroğlu tutukluluk talebiyle çıkarıldığı mahkemeden af diledi. Bir anlık sinirle yaptım, vicdanen rahatsızım diyor. Ve Yeni Bakış'tayız, son gazetemiz. Cumhurbaşkanlığından güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre diyor, Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partiler yapacağı görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimini gündeme getirecek. Seçimin Ekim ayından önce Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmasını talep edecek. Partilerin bu talebe sıcak bakmaması durumunda ilerideki günlerde istifasını verecek. Sayın Akıncı istifa ederse 45 gün içinde seçim yapılması gerekiyor. Ürünlerimizi çöpe attık diyor Mausa. Perşembe pazarı
Dün uzun bir aradan ilk kez açıldı. Pazarcı dert yandı. Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli salgın sürecinde pazarcının çok büyük sıkıntı çektiğini belirtti. Ve kaybımız büyük diyor Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Kuaförler Birliği'nin de başkanı Mahmut Kamber. Aynen bunları söyledi Mahmut Başkan. Biz devam ediyoruz. Şimdi Serhat İncirli'nin yazısını okuyacağız. Bugün ne yazdık? Söylemiştik biraz önce sizlere. Bunu da belirtelim. Hemen belirtelim. Bu arada Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu'nun Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'na bayramlık ödeneği için götürdüğü teklif kabul görmedi diyor Haberci Gazetesi'nde. Yeni bir gelişme bu tabii ki. Evet, yazarlar kısmına girelim. Serhat İncirli'yi bulalım, tıklayalım ve bugün ne yazdı bakalım. Bugün ne yazmışız daha doğrusu sizlerle onu paylaşalım. İnternetimiz açılırsa tabii ki. Evet, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in anlattıkları. Bugün bunları yazdık. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in anlattıkları. Evet, açılırsa okuyacağız. Hemen açılıyor. Bu arada Facebook'ta da paylaştık arkadaşlarımız. Oradan okumak isteyenler. Yani oradan tıklayıp haberciye girip okumak isteyenler, biraz sonra da gündem Kıbrıs'ta inşallah yakın bir zamanda da bir şekilde paylaşacağız. Soner Yolaç kardeşim, günaydınlar. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Soner Yolaç. Biraz sonra ben de geleceğim oralara, Lefke'de görüşürüz. Evet, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in anlattıkları. Ekonominin canlanması ve iç turizmin teşvik edilmesi gerekiyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, çalışanların iş-yaşam dengelerini kurabilmesi, ekonominin canlandırılması için işverenlerden hafta 4 gün çalışma sistemi ve esnek mesaiye geçmeyi değerlendirmesini istedi. Hafta 4 gün, haftada 4 gün. Haftada 4 gün çalışmak mı? Bizimkisi gibi birbirine güvenin sıfır olduğu geri bıraktırılmış sistemlerde bu durum çok zor. Hatta değil 5 günden 4 güne indirmek, ellerinden gelse 7'de 7'ye geçeceğiz. Ki 7'de 7 vardır. Yok değildir. 7'de 7 çalışma sistemi olduğunu Çalışma Bakanı da biliyor, herkes de biliyor. Neyse, meselemiz insanların devlete, devletin de vatandaşına güven duyabilmesi meselesidir. İşte bizdeki en büyük eksiklik budur. Dolayısıyla bizde hükümetimiz benzer bir açıklama yapmaya kalksa Yeni Zelanda Başbakanı gibi rahat olamaz. Yeni Zelanda Başbakanı neden böyle bir çağrı yaptı? Çünkü koronavirüs salgınında ülkenin sınırları kapalı kaldı, turizm haliyle çöktü. Tıpkı bizdeki gibi. Peki başka? Ekonominin canlanması ve iç turizmin teşvik edilmesi gerekiyor. Bunun için de çalışma günlerinin sayısının azaltılması, resmi tatil sayısının artılması beklentileri çoğaldı. Bizde benzer bir teklifle gelseniz, kimse zaten çalışmıyor, artık hiç çalışmayacak gibi yorumla karşılaşılır. Ve akabinde de şu yorum gelir. Makim, bizim yöneticiler bunu yapacak. Onlar sadece yemeği bilir. Bu intibanın yıkılması lazım. Hatta bu intibanın yıkılması şarttır. Eminim yöneticilerimiz, siyasetçilerimiz bunu kabul edecektir. Çünkü medyada farksız değildir. Bizim de aynı suçlamayı kabul etmemiz, silkinmemiz, yeni yaşamda ayağa kalkmamız ve düzelmemiz gerekiyor. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern diyor ki birçok kişi mesai saatlerinin esnek olması durumunda ülkeyi gezebilir. Salgın sırasında Yeni Zelanda sınırlarının kapalı olması ve çalışanların maaşlarında kesintiye gidilmesi tıpkı bizdeki gibi ya da insanların işlerini kaybedebilecekleri korkusuyla kemer sıkmaya başlamasıyla turizm sektörü
ağır bir darbe aldı. Birçok insan iş haftasının artık 4 gün olması gerektiğini söylüyor. Bunu Ardern anlatıyor. Covid-19 salgını sırasındaki evden çalışma deneyimlerinden belli bir esneklik içinde verimliliği sağlamak mümkündür diyor. Bunu gördük. Evden çalışma neden çok faydalı? Öncesinde karşılıklı güven gerekiyor tabii ki. Yani bizde olmayan bir şey. Ama bunu aşmak lazım. Hem devlet vatandaşa hem vatandaş devlete güvensin diye çalışmalar yapılmalı. Çok ciddi çalışmalar. Neden? Neden 4 gün çalışma? Neden evden çalışma? BBC Türkçe yazdı. Yeni Zelanda'da 200'den fazla çalışanı olan Perpetual Guardian adlı bir şirket 2018'de haftada 4 gün mesaiye geçti. İngiliz Guardian gazetesine göre şirketin kurucusu Andrew Barnes, yeni sistemde personelin daha mutlu, daha verimli olduğunu belirtiyor ve bunun çalışanların akıl ve fiziksel sağlıklarına, aile, ev ve sosyal yaşamlarıyla çevre ve iklim değişikliğine olumlu etkisi olduğunu belirtiyor. Neymiş? Personel daha mutluymuş. Çalışanların hem akıl sağlıkları hem fiziksel sağlıkları daha iyiymiş. Bu da ev, sosyal yaşam, çevre ve iklim değişikliğine olumlu etki yapıyormuş. Ve Barnes diyor ki, Yeni Zelanda kesinlikle Covid sonrasında haftada 4 gün mesaiye geçmeli. Aslında bu ekonomi, özellikle de büyük bir darbe alan turizmi yeniden yapılandıracak, içeriye odaklanmamızı sağlayacak bir strateji olabilir. Ve Andrew Barnes şöyle devam ediyor. Evden çalışmanın getirdiği verimlilikten yararlanmalıyız. Bunlar arasında hava daha temiz olacak. İşe gidip gelme sırasındaki sıkışıklıktan kaynaklanan verimlilik kaybı ortadan kalkacak. Sistemimizi köklü bir şekilde değiştirecek cesur bir model gerçekleşecek. Ekonominin canlandırılması için çalışanların akıl sağlığına odaklanması gerekir. Bunu belirten Barnes, Yeni Zelanda'nın Almanya'daki Kurzarbeit yani kısa çalışma modelini temel alabileceğini, bu sistemin daha fazla kişinin işlerini koruyabilmesi, kalan günün çalışanların becerilerini geliştirmeleri için kullanmasına imkan sağladığına da dikkat çekiyor. Mouse kullanmayı öğrenebilirsiniz. Ama önce devlete, devletim, canım diye sarılabilmeniz gerekiyor. Bunun için de Kıbrıs sorununun çözümü şarttır. Çünkü Kıbrıs sorunu çözülmediği ve bu saline to tapi görüntü ortadan kalkmadığı sürece bizde bunun şansı sıfırdır. Çünkü sokağa çöp atmamızın sebebi bile budur. Devlete sahip çıkmıyoruz, bey tambal kalsın diyoruz. Ya ne diyorum? Türkiye'yi kötü ana vatan gibi gösteren, para istiyoruz. Biz Türkiye'den sizden daha iyi para alma becerisine sahibiz. Aha bu hafta sonu para geliyordu. Yok geçen hafta gelmedi ama kesin gelir gibi. Gerçekten inanılmaz derecede salakça açıklamalar yapmak yerine bu gibi gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek bence daha mantıklı ve çağdaş olacak. Çünkü Türkiye'yi de kötü gösteriyorsunuz. Siz, bizim kendi bakanlarımız. Bu hafta sonu para gelecek. Sanki Türkiye vermiyor. Sanki Türkiye bizi cezalandırıyor gibi bir atmosfer yaratıyor. Kendi bakanlarımız yapıyor bunu. Ama önce vatandaşın devlete, devletin vatandaşa güvenini sağlamak lazım. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Vatandaş adına yapılacak olan disiplinli çalışmak üretmektir. Vatandaş adına yapılacak olan
disiplinli çalışmak ve üretmektir. Peki devlet, işte bu çok önemli. KKTC'de devleti yönetenlerin hamasi ve milli nutuk atmaktan kesinlikle vazgeçmesi lazım. İkrahlık geldi. Hesap verebilir, şeffaf, tertemiz, en küçük bir şaibesi bulunmayan bir yönetim kadrosu olması lazım. Şov yapmayan, çirpiyle yangın söndürürmüş gibi yapmayan bir görüntü ve yapı kurulması lazım. Ya bizimle dalga geçilmemesi lazım. Orman dairesinde bilgisayar faresi kullanmayı bilen yok gibi açıklamaların hiç duyulmaması lazım. Olmaması lazım. Sivas'taki bir adama tavuklarını yemlemesi için KKTC portalından izin verilmiş. Bu gibi hataların olmaması lazım. Geçmişte Rum tarafına geçenleri hain ilan eden zihniyetler şimdi kapılar açılsın diye adeta çırpınıyor. Oysa çırpınmaması lazım. Tutarlı, sapasağlam, bu ülkeye ölümüne aşık insanların bazı çıkarcı yalakalar tarafından her Allah'ın günü vatan haini ilan edilmemeleri lazım. Bu çıkarcı yalakaların karanlık çevrelere kendilerini ispat etmek zorunda olmamaları lazım. Yangın uçağımız, yangın helikopterimiz de olmalı. Ama ondan önce bütün ülkenin yangın konusunda çok eğitimli, çok bilinçli olması lazım. Sokağa tek bir çöp atanın ülke insanı tarafından dışlanacağını, bunun ciddi bir ahlaksızlık ve suç olduğunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Ama hepsinden öte, en başta gelen, bu memleket bizimdir, biz yönetmeliyiz diyebilmek lazım. En sondakini en baştan söyleyemiyorsak, bekleyelim, koronavirüs mutasyona uğrasın, kendi kendini zayıflatsın ya da tamamen yok etsin, sonra belki Yeni Zelanda bizi mülteci olarak kabul eder. Kıbrıs yarım ve yamalak kalacaksa başımızdan beytambal kalsın. Tekrar edeyim bu cümleyi. Kıbrıs yarım ve de yamalak kalacaksa başımızdan beytambal kalsın diyoruz ve bir ara daha veriyoruz. İnternet gazetelerimize de bakmıştık. Bir kez daha Kıbrıs Postası gazetesine bakalım. Aradan sonra İngiliz gazetelerine ve Türkiye gazetelerine de bakacağız. Gündem Kıbrıs'a bakmıştık. Ada basınına bakmıştık. Evet. Akıncılar'da yangın devam ediyordu dün akşam. Evet, Ankara, dün Akıncılar'da da yangın çıktı. Elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde çıktı. Yangın söndürüldü tabii ki. Allah kolaylık versin ama çok kötü bir durum tabii. Bu arada Baysen'de mobbing yapıldı. BRT'de mobbing yapıldığını iddia etti Baysen. BRTK müdürü Meryem Özkurt, personeli kadro tanımları dışına çıkmadan göreve çağırmak mobbing ise uyguladım, doğrudur diyor. Evet, dünyanın ve ülkemizin geçmekte olduğu durum ortadayken, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikarken, BRTK da aynı kalmasını beklemek bir yanılgıdan öteye gitmemektir diyor. Bu haberi de sizlerle paylaştık. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Mehmet Kerimoğlu günaydın dedik. Engin Şah'a günaydınlarımızı söylemiştik. Semih Çavuşoğlu hocam, Yılbay Emel hocam, sağ ol Kamil Özalay, Oktay Beyaztaş kardeşim günaydın.
Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Lefkoşa'dan Mesut Kazık, günaydın kardeşim. Biraz rahatladık ya, yağmur sonrası garavolliler gibi çıkmaya başladı. Sendikalar teker teker vurun abalaya meseli. İşimiz Zerdali'den düdüktür Serhat, diyor Mustafa Ertürk. Hüseyin Karagözlü, arkandaki televizyon dekoru sanki banyodasın da yayın yapan gibi gözükür be Serhat, diyor. Banyoda değilim, Kanal T stüdyosundayım. Arkamda televizyon var. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor bence de. Seçim olsa ve olmasa ne fark eder? Kıbrıs Türk'ü kendi evinin efendisi değil, söz sahibi değil, diyor Serap Santos. Katılmamak elde mi? Değil. Eralp Atayol, günaydınlar demiş. Kamil Özalay, aynı zamanda iyi bayramlar, diyor. Bu ada ülkesinde birkaç sektör çok ciddi sıkıntı içinde. Bunlardan biri yüksek öğretim üniversitelerimiz. Ekonomide çok ciddi katkısı olan bir sektördür ve bu dönemde çok sıkıntılıdır. Ciddi endişelerim var, diyor Muhammed Reza Gaffari kardeşim. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Doğan Anga'da tekrardan, Çiğdem Bebek Bebek, Süleyman Er tekrardan selamlar ve şimdi bir araya daha gidiyoruz. Aradan sonra İngiliz gazeteleriyle Türkiye gazetelerine bakacağız.